Sayın dekanım, dekan yardımcıları, hemşirelik bölümünün değerli hocaları, sevgili öğrencilerimiz. Süleyman Devre Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı çevrim içi olarak düzenlediğimiz hemşirelik bölümü mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ferdi Başkurt'un konuşmasıyla başlıyoruz. Ferdi Hocam buyurun. Teşekkürler hocam. Sayın Bölüm Başkanım, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler ve sanırım şu anda öğrencilerimizin velileri de bizleri dinliyorlar. Öğrencilerimizin çok kıymetli ailelerine de seslenmek istiyorum burada. Öncelikle hepinize mezuniyet programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, insan hayatın içinde birçok an yaşıyor. Bunların bir kısmı tabii acılarla, bir kısmı sevinçle, bir kısmı umutla ve bir kısmı da hüzünle dolu oluyor. Ama hayat boyunca yaşadığımız bu anların çoğu unutuluyor. Tekrar aklımıza gelmiyor. Bunları tekrar yaşamıyoruz ama insanın hayatı boyunca yaşadığı bazı anlar var ki o ilk günkü gibi hep onunla beraber onu anımsadığı zaman o günler aklına geliyor. İşte bugün öyle bir gün aslında. Özellikle öğrencilerimiz için, bizler için de öyle. Özel bir an. İşte bu özel an için burada şu anda toplanmış olduk. Ve bu özel anın yaratmış olduğu bu pozitif enerjinin de hayat boyunca üzerinizde olmasını diliyorum. Öğrencilerimiz 4 yıllık zorlu bir eğitimlerini tamamladılar ve bugün Türkiye'nin güçlü üniversitelerinin birisinden mezun olmanın kıvancını yaşıyorlar. Sevgili gençler, sizler her biriniz bu fakülteden mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleğe girmeyi sonuna kadar hak ettiniz, çalıştınız. Ancak üniversite hayatının sadece eğitimde sınırlı olmadığını, bulunduğunuz ortamda kazandığınız vizyon ve değerlerin de bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. İşte bu açıdan üniversitemizde olmanın sizi ayrıcalıklı kılacağını düşünüyorum. Bu üniversiteyi tercih ederken kapısından girdiğiniz andan itibaren ilk günkü heyecan, ilk gün hissettiğiniz heyecanla, bugün yaşadığınız heyecanla hatıranızda kalacak ve bunu hayatınızın sonuna kadar hissetmenizi diliyorum. Artık mensubu olduğunuz bölümlerde hocalarınızla meslektaş oldunuz sevgili gençler şu saatten itibaren. Tabii bunun bilincinde olmanız ve
Mesleğinize karşı ayrı bir saygınlıkla yaklaşmanız bundan sonra çok daha önemli ve gerekli olacak. Eminim sizler de bunun zaten bilincindesiniz. Sizlere ifade etmek istediğim bir konu daha var. Bu da hayatınızın bundan sonraki döneminde yöneliş ve davranışlarınızla ilgili olacak. Hayatının sevgi üzerine kurulu olduğunu ve her şeyin içinde sevgi aramak gerektiğini bundan sonraki yaşamanızda hiçbir zaman unutmamanızı istiyorum. Nefret ve olumsuzluk üzerine kurulu bir hayat hiçbir zaman insanı mutlu etmez. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Konfüçyüs'ün da dediği gibi eğer hayatta sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız hiçbir gün çalışmamışsınız demektir. O yüzden sizler de bu mesleği severek, benimseyerek ve içselleştirerek mümkün olduğu kadar mutlu bir şekilde sürdürmenizi diliyorum sizlerden. Arkadaşlar, şimdi günümüze baktığımız zaman hangi dal olursa olsun bu, fen, sosyal hiç fark etmez. Üniversite eğitimi aslında bütün bilginin doğrudan size aktarıldığı mekanlar değil artık. Yani bilginin ancak %5'i belki %10'u aktarılıyor. Ama size kazandırdığı bir şey var. Size bir anahtar veriyoruz. Bu da diploma. Tabii bu diplomayı, bu anahtarı ne şekilde kullanacağınız aslında size bağlı. Bunu isterseniz bir köşeye de koyabilirsiniz. İsterseniz de bu anahtarla bir deryaya da açılabilirsiniz. Kendi alanınızla, kendi mesleğinizle ilgili. Bu tamamen sizin kararınız. Çünkü siz bir üniversite mezunu oldunuz, belli bir meslek kazandınız, artık bir profesyonelsiniz. Bu saatten sonra artık sorgulayabilme, etraflıca düşünebilme, araştırma, keşfetme, yaratıcı olma gibi kazanmış olduğunuz tüm becerileri hem meslek hayatınızda hem de günlük hayatınızda uygulayabiliyor olmanızı diliyorum. Ve hayatta bundan sonra da önünüze çıkan tüm zorlukları bu becerilerinizle üstesinden geleceğinize de inanıyorum. Burada hemşirelik fakültemizin değerli öğretim elemanlarına da anmadan geçemeyeceğim. Çünkü yine Mevlana'nın bir sözüyle bağlamak istiyorum. Mevlana şöyle diyor, sen taş, kaya ve mermer dahi olsan eğer bir gönül sahibinin ya da bir terbiyecinin eline düşersen cevher olursun. Dolayısıyla eğitimcinin önemi ve rolü çok büyük burada. Bir kişiye bir kimlik kazandırma, bir meslek kazandırmada gerçekten de fakültemizin değerli öğretim elemanları bu konuda gayet idealist davranarak ve gayet gayret göstererek bu amaca ulaşmak için ellerinden geleni yapıyor. O yüzden sizlere de bu emeğiniz için ayrıca teşekkür etmek isterim burada. Arkadaşlar, özellikle son 1,5 yıldır dünyayı etkileyen pandemi bize bir şey gösterdi değil mi? Özellikle sizlerin, yani hemşirelerin, sağlık profesyonellerin ne kadar önemli olduğunu, hayatımızın ne kadar vazgeçilmezi olduğunu gösterdi ve televizyonlardan, internetten sürekli kahramanlık hikayeleri duyuyoruz. Artık bu saatten sonra bu kahramanlar ekibine sizler de dahil oldunuz. Sizlerden tek rica, bundan sonraki meslek yaşantınızda aynı üniversitemizin değerli öğretim elemanlarında edindiğiniz o gayret, o disiplin, o idealizm ruhunu hiç kaybetmeden hem ülkemiz için hem bütün dünya, evren için olumlu ve güzel şeyler yapabilmeniz. Bizleri de mutlu edecek tek şey var, sizlerin başarınız, sizlerin gayretleriniz. Biz bunları bekliyoruz açıkçası sizden ama bunları da göreceğimizden hiçbir şüphemiz yok. Bu görev ve sorumluluğun bilincinde hepinize ben başarılarla dolu, sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Ferdi Hocama çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşması için. Şimdi de Hemşirelik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Işıl Kalaycı'ya sözü veriyorum. Ses. Işıl Hocam, sesiniz gelmiyor. Sesinizi açar mısınız?
Teşekkür ediyorum. Tekrar sayın dekanım, değerli hocalarım, çok kıymetli aileler, sevgili genç hemşireler. Bugün hayatınızın en anlamlı ve önemli günü olan mezuniyet töreninizde yüz yüze olamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Bölümümüzden mezun olan genç hemşirelerimizin mutluluğunu paylaşmak ve meslektaşlarımızı şerefle uğurlamak için bir aradayız. Öncelikle bu anlamlı günde bizlere katıldığınız, sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve bölümüm adına herkese teşekkür ederim. Törenimize hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Özellikle pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yılınız çok daha zordu. Bugün her biriniz artık kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra ülkenize ve dünyaya karşı da sorumlu hemşirelersiniz. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme, hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik olarak hemşirelik hizmetlerinin planlanmasından, örgütlenmesinden, uygulanmasından ve değerlendirilmesinden sorumlusunuz. İnanıyorum ki yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve üst düzey bilgilerle kısa zamanda önemli başarılar elde edeceksiniz. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim sürecinde bulunamadığımız için kendinizi eksik hissetmeyin. Online eğitim ile eksiklerinizi başarıyla tamamladınız. Sizler hastalarınıza nitelikli hemşirelik hizmeti verirken bizleri onurlandıracaksınız. Değerli aileler, dünyaya geldikleri andan itibaren üzerine titrediğiniz, büyük emeklerle ve özenle yetiştirdiğiniz evlatlarınızı hizmet etme mücadelesine uğurlamanın vakti geldi. Artık onlarla iftar edebilirsiniz. Biliyoruz ki bundan sonra onların yaptıklarını onurla izleyeceksiniz. Bugün hemşirelik bölümümüz olarak bu mutluluğu yaşarken arkasındaki en büyük destekçiler siz değerli ailelerimizsiniz. Evlatlarınız sizlerden aldıkları güç, azim ve kararlılıkla çalıştılar. Bunun için herkesin huzurunda tüm genç hemşirelerimiz adına hepinize teşekkürü bir borç bilirim. Değerli öğretim elemanlarımız, bu şeref tablosunun en büyük mimarı sizlersiniz. Üniversitemize geldikleri günden beri cevher gibi işlediğiniz sevgili öğrencilerimizi, iş yaşamlarında ve sosyal yaşamlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştirerek bugüne getirdiniz. Onlara sadece mesleklerinde yetkin hale gelecekleri bilgileri öğretmekte kalmadınız. Aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve sorumluluklarını öğrettiniz. Özellikle pandemi nedeniyle online eğitim sürecinde öğrencilerimize kaliteli eğitim sunmak için çok fazla yoruldunuz. Ama başardınız. Genç hemşirelerimizin bundan sonraki zaman içinde yapacakları başarılı çalışmalar sizleri onurlandıracaktır. Çabalarınız için hemşirelerimiz ve aileleri adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Değerli meslektaşlarım, bundan sonraki yolunuzu aklın, bilimin ve etik değerlerin ışığı aydınlatsın. Unutmayın ki dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir. Ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Ayrıca şunu da unutmayınız. Sizler sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Sizleri bugünlere kadar her türlü fedakarlığı göğüsleyerek yetiştiren ailenizi ve üniversitenizi unutmamanızı talep ediyor. Bundan sonraki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Işıl Hanım'a bu güzel konuşması için. Şimdi de bu seneki hemşirelik mezunlarımızdan bölüm birincisi Sevgi Alvanoğlu'na sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Sayın dekanım, dekan yardımcım, bölüm başkanım, değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlarım. Bugün hem bir son
hem de yeni bir hayatın başındayız. Yorucu vize ve finalleri, bizi sabahlatan ödevleri geride bırakıyor, 4 yıl önce çıktığımız yolu bugün burada sonlandırıyoruz. Bu bölümde okurken zaman zaman derslerden, yorucu ödevlerden, çıktığımız uygulamalardan şikayet ettiğimiz oldu. O zamanlar bize üniversitenin değerini sonradan anlayacağımızı söyleyenler vardı. Hatta Isparta'ya geldiğim ilk zamanlarda üst sınıflardan buraya isteyerek ya da istemeyerek gelseniz de buradan üzülerek ayrılacaksın sözünü çok... Tabii gönül isterdi ki bu sonlanışın getirdiği hüznü, sevinci, heyecanı birbirimizin gözlerine bakarak yan yanayken yaşayabilelim. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi süreci, belki de üniversitenin başından beri hayal ettiğimiz mezuniyeti ve eğitim hayatımızın 1,5 yılını uzaktan gerçekleştirmemize neden oldu. Bizler bu olumsuz durumlara rağmen lisans hayatında mesleki bilgi ve becerileri kazanmak için gösterdiğimiz çabalar sonucunda bugün mezun olmaya hak kazandık. Özellikle öğrencilik hayatımız bitti demiyorum. Çünkü biliyoruz ki hemşirelik sürekli gelişen ve doğru bilginin değiştiği bir meslek grubudur. Bu durumda bizlere düşen mesleğimizi icra ettiğimiz süre boyunca öğrenmektir. Unutmamalıyız ki hemşire bilinçsizin bilinci, intihara eğilimli olan birisi için yaşama sevinci, ampute olanın bacağı, görme yetisini kaybedenin gözü, sesi güçsüz çıkanların ise sesidir. Ben bugün burada bölüm birincisi olma onurunu taşımanın gururu içerisindeyim. Elbette bu birinciliğin tek muhatabı ben değilim. Başta her türlü maddi ve manevi desteği esirgemeyen, her daim yanımda olan, varlıklarından tarif edilemeyecek mutluluk ve güven duyduğum aileme, her başım sıkıştığında yardım çığlıklarıma koşan danışman hocam Sema Soysal'a, Süleyman Demirel Üniversitesi hemşirelik bölümü çatısı altında var olan ve bana bilgi katan tüm hocalarıma, 4 seneyi beraber geçirdiğim arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ve sevgilerimi sunuyorum. Cümlelerimin sonuna yaklaşmışken modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in şu sözünü hatırlatmak istiyorum. Tanrı'nın en değerli armağanı olan hayat çok defa hemşirenin ellerine bırakılmıştır. Ben bu cümle doğrultusunda sizlerin de huzurunda mesleğim için en güncel ve en iyi araştırmayı yapacağıma, her hemşire öğrenciyi destekleyeceğime ve bildiğim her şeyi onlara öğreteceğime, hemşirelik bakımı için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyor, yeni bir hayatın başında olan arkadaşlarıma dürüst, adil, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sevgi'ye teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun Sevgi. Teşekkür ederim hocam. Ay Şubesi sınıf temsilcisi İbrahim Eren Göçeri'ye sözü veriyorum şimdi de. Sayın Dekanım, Dekan Yardımcım, Bölüm Başkanım, sevgili arkadaşlar. Acısıyla tatlısıyla 4 yıl boyunca paylaştığımız okul günleri ve online eğitimimizin sonuna geldik. Mezun olmanın sevincini yaşarken birbirimizden ayrılacağımız için de derin bir üzüntü yaşıyoruz. Üniversitemizde yaptığımız çalışmaları, paylaşımları ve tüm güzellikleri anılarımızın arasında en güzel yere koyarak birbirimize veda edeceğiz. Bu vedadan sonra geleceğimizin bir başka aşamasına geçip yeni bir serüvene başlayacağız. Mezuniyet eğitim anlamında bir bitiş gibi görünmekle beraber aynı zamanda bunun bir başlangıç olduğunu biliyoruz. Mesleki yaşamımızı hemşireliğin evrensel ilkeleri olan bilgi, bakım ve hümanizm doğrultusunda etik ilkelere uyarak ve sürekli geliştirerek çabalayacağız. Bu süreçte bize her zaman destek olan, desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz üniversitemizi bugünlere taşıyan tüm yöneticilerimize, tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz. Herkesin gönlünden geçen yerlere atanması dileğiyle. Stetoskop elinizden, vicdan kalbinizden eksik olmasın. Herkese bol şans. Teşekkürler. İbrahim Eren, teşekkür ediyoruz. Senin de yolun açık olsun. Bey Şubesi sınıf temsilcisi Aslı Çöle sözü bırakıyoruz şimdi de. Aslı, burada mısın? Buradayım hocam. Tamam, sesin geliyor. Buyurun.
Hemen açıyorum. Bir saniye. Sesim geliyor değil mi tekrardan? Evet Aslı, başlayabilirsin. Sayın Dekan, Dekan Yardımcım, Bölüm Başkanım, Sayın Öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Mezuniyet toplantımıza hoş geldiniz. 4 yıllık güzel bir serüvenin sonuna geldik. Bir kısmı yüz yüze, bir kısmı uzaktan olan eğitimimizde ömür boyu unutamayacağımız güzel anılar biriktirdik. Benim için oldukça verimli bir eğitim hayatıydı. Fikir, düşünce, hareketlerimi güzelleştiren, sabrımı, neşemi, umudumu yükselten çok güzel yıllardı. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Siz değerli arkadaşlarımın temsilciliğini yaptığım son yılımda sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Bazen tartıştığımız, sizleri anlayamadığım veya size anlatamadığım durumlar olduğu zamanlardaki anlayışınız için tekrardan teşekkür ederim. Aynı zamanda bize değerli bilgiler katan, bizi mesleğe hazırlayan, her sorumuzu cevap vermeye çalışan, zorlandığımız alanlarda bize yardımcı olan saygıdeğer hocalarımıza, sınıfım ve kendi adıma teşekkür ederim. Mezuniyet dediğimizde anladığımız tek şey okulun bitmesi gibi düşünsek de bugünden sonra artık bizler birer hemşireyiz. Kutsal meslek olarak görülen bu meslekte hepimizin başarılı hemşireler olarak işimizi yapacağımızdan eminim. Birçok insanın hayatına dokunacağımız bu meslekte üniformanızı her giydiğinizde yüzünüzün gülmesi dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda atanmanızı veya güzel bir yerde işinizi elinize almanızı diliyorum. Yeni hayatınızda ve meslek hayatınızda mutluluklar dileyerek konuşmamı bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Aslı, senin de yolun açık olsun. İkinci öğretim sınıf temsilcisi Elif Kahya'ya sözü bırakıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle Sayın Dekanım, Dekan Yardımcım, Bölüm Başkanım ve sevgili arkadaşlarım. Hepiniz mezuniyet toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle başta bölüm başkanımız bizler için tabii ki çok değerli. Doçent Doktor Işıl Kalaycı'ya, bölüm başkan yardımcımız, doktor öğretim üyesi Şerife Tutar Güven'e, bu zorlu pandemi sürecince en ufak sorunumuzda dahi 7/24 bizlerle iletişim halinde oldukları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bize kıymetli bilgilerini aktararak bir hemşire olarak yetiştiren, mezun olmamızda bize büyük katkıları olan, şu anki bildiklerimizi bize aşılayan, sabırlı olmayı öğreten, hastalarla empati kurmayı, hemşirelik bakımının sadece tansiyon bakıp kan almaktan ibaret olmadığını, bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımını gerçekleştirmemiz gerektiğini, teknik bilgilerimizi bize sahada kullanmayı öğreten, araştırmacı bir hemşire olmayı öğrettikleri için bütün hocalarıma buradan çok çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki üzerimizdeki bu emeklerinizi hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. Ve Süleyman Demirel Üniversitesi mezunları olarak en iyi şekilde bu kutsal mesleği temsil edeceğiz. Bunun yanında buradan başta uygulama grubum olan 19. gruba, tüm sınıf arkadaşlarıma, sınıf temsilciliğim sürecinde yanımda oldukları için yine teşekkürlerimi sunarım. Ve son olarak tüm arkadaşlarıma meslek hayatları boyunca başarılar dilerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elif, teşekkür ediyoruz. Senin de yolun açık olsun. Şimdi de öğrencilerimizin okul hayatı boyunca yaşadıklarının fotoğraflarıyla kolajladığı bir video görüntülerimiz var. Onu izliyoruz birlikte. Videoyu izlerken görüntülerinizi kapatırsanız görüntü kalitesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz.
görüntümüz Hatice, video görüntülenemiyormuş. Hatice. Şimdi tekrar deniyorum. Tamam. Sıdıka Hanım'a da ulaşalım. Sıdıka Hanım'ın görüntüsü var. Paylaşamıyoruz. Sıdıka Hanım'ın bir paylaşımı var herhalde, o yüzden göremiyoruz. Olabilir hocam. Yani ben yansıtmaya çalıştım ama. Şu an ekranımız boş Hatice şu anda ama. Tekrar deniyorum. Tamam. Thank you.
Öğrencilerimize bu güzel video için çok teşekkür ediyoruz. Çevrimiçi olarak hazırladığımız bu programda oluşabilecek aksaklıkları öngörüyorduk. Hepinizin hoşgörüsüne bu konuda sığınıyoruz. Şimdi de meslek anımızı okumak için Profesör Doktor Emel Taşçı Duran ve öğrencilerimize sözü bırakıyoruz. Evet, herkese merhaba. Mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde. Geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle. Herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin. Hastalarıma bakacağıma. Hayatı korumak. Izdırabı hafifletmek. Sağlığı yüceltmek için. Gerekecek her türlü çabayı göstereceğime. Bakımım altındaki hastaların. Bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma. Bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma. Hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek. Her türlü girişimden sakınacağıma. Mesleki bilgi ve becerilerimi. En üst düzeyde tutmaya çalışacağıma. Sağlık ekibinin bütün üyeleriyle işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime. Bunların tümünü yaparken Uluslararası Hemşirelik Ahlak Yasası'nın onurunu korumak için Gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime Ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma And içerim. Hayırlı olsun herkese. Teşekkür ederiz. Programımızın sonuna doğruya gelmişken biz hocaların burada bulunan hocalardan ya da öğrencilerimizden söz almak isteyen varsa onlara söz vermek isterim kısaca. Mezun olan öğrencilerimize söylemek isteyen, hocalarımızdan dileklerini iletmek isteyen varsa. Esin Hanım buyurun. Merhabalar. Sevgili mezunlarımız diye hitap ediyorum. Aynı zamanda sevgili meslektaşlarım diye artık meslektaşımız oldunuz. Hepiniz için hayırlı olsun öncelikle. İlk geldiğinizde benimle karşı karşıya kaldınız. İlk hemşireliği benimle öğrendiniz. Elimden geldiği kadar sevdirmeye çalıştım. Ve ilk heyecanlarınıza hep ben tanık oldum ve Işıl Hocam tanık olduk. Dolayısıyla birinci sınıfta sizleri karşılamak bizim için ayrı bir ayrıcalık diyebiliriz. Dolayısıyla ilk forma giydiğinizdeki heyecanınız, yine ilk kliniğe çıktığınızdaki heyecanınız, hepsi dediğim gibi aklınızda. Şu an artık dördü bitirdiniz ve mezun olup gidiyorsunuz. Bu anlamda çok mutluyum sizleri buralarda görmekten. Sadece iki noktaya vurgu yapmak isterim sizler için. O da şöyle, hiçbir zaman karşımızdaki bireyin insan olduğunu unutmadan hizmetimize sunalım. Ve her insanın insan onuruna yakışır şekilde bakım hizmeti almaya hakkı olduğunu da lütfen unutmayalım. Bir diğer söyleyeceğim nokta ise
Yine hemşirelik esasları dersinin en son dersinde hep anlatırım. Sizlere de anlatmışımdır muhakkak. Dayanışma ve örgütlenme. Ve hatta demişimdir, iki elim iki yakanızda olur, sakın unutmayın. Mezun olduktan sonra mutlaka ve mutlaka bir derneğe üye olmak boynunuzun borcudur diye. Eminim hatırlıyorsunuz. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Mutlaka bir mesleki derneğimize üye olun arkadaşlar. Mesleğimize çünkü eğer birlikte olursak sesimizi duyurabilir ve güçlü olabiliriz. Bunu unutmayalım ve bunları hatırlatmak istedim. Ve son olarak da hepinizi yine sevgiyle selamlıyorum. Ben de yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Var mı acaba başka söz almak isteyen öğrencilerimizden ya da hocalarımızdan? Kapanışa geçeceğim. Ayşe Hanım buyurun. Öncelikle her şey için çok teşekkür ederiz hocam. Her zaman arkamızda destekçimiz olduğunuz, her şey için çok sağ olun. Umarım bundan sonraki süreçte de sizin tüm emeklerinizin karşılığını vermeye çalışacağız. İnşallah Ayşe, yolun açık olsun. Ecem Yağmur. Hocam öncelikle tüm okulumuza ve tüm öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman kafamıza sorularımız olsa sizlerin kapısını çalabildik. Hiçbir zaman hani boş dönmedik. Ne zaman bilgi ihtiyacımız olsa sizlerden karşılayabildik. İnsanın ne demek olduğunu, hemşirenin kim olduğunu, bu yoldan nasıl yürüyeceğimizi, neler yapabileceğimizi, insana bakmayı, insana insan olduğu halde olduğu gibi değer vermeyi sizlerden öğrendik hocam. Bütün öğretmenlerime tek tek buradan çok teşekkür ediyorum. Saygıyla ve minnetle hepsini anıyorum. Teşekkürler Ecem Yağmur. İlşat. Ural. Hocam merhaba. Ben de çok teşekkür ederim her şey için. İlk staja çıktığımız dönemlerde hocam birçok öğretmen, birçok hemşire bizim işte başımızda duruyordu. Bize bütün bilgileri vermeye çalışıyordu. Yani şu anda mesleğe atıldığımızda belki patır patır yapacağımız o damar yollarını ilk yaparkenki heyecanımızda, korkumuzda yanımızda olan hocalarımız vardı. Hem karşıdakinin bize bir insan olduğunu unutmayarak hem de bizim insan olduğumuzu unutmayarak yani çok güzel eğitimler verdi. Birçok hocamız, işte biz Tuğçe Hoca ile başlamıştık mesela. Gerçek anlamda öğrenebildiği her şeyi bize iletebilen birçok hocamız vardı. Bu yüzden güzel bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Pandemi dönemi de dahil bunu da güzel idare ettiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim bütün hocalarımıza. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Yolun açık olsun. Ayşe Bakiye Kaya. Hocam öncelikle buradan her birinize, sizlere, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok büyük teşekkürler sunuyorum. 2,5 yıl beraberdik, 1,5 yıl ise ayrıydık. Ama bu tamam 1,5 yılda da biz gerçekten hani pandemi koşullarında elimizden geldiğince iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir insanların hani iç içe olduğum zaman bana baktıklarında sen de bir hemşire havası var, hemşire gibi duruyorsun gibi bana ithamlar bulunduklarına ben gerçekten çok gurur duyuyorum. Ve bunda benim katkım varsa da sizin çok büyük katkılarınız var ve şu an gerçekten heyecanlı ve çok duyguluyum. Yüz yüze olsak belki daha fazla duygulanacaktık ama yine de bu biraz olsun bu duyguyu hani içimizde yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Hepinizi özlemle anıyorum. Teşekkür ederiz Ayşe. Senin de yolun açık olsun. Esra Hanım tekrar söz mü istiyorsunuz acaba? Değil Gülferah Hanım. Elimi indirmeye çalışıyorum. Onu tamam. Şu an başaramadım. Atlamayayım istedim. Teşekkürler. Evet. Bu güzel temenniler karşılıklı arkadaşlar. Herkesin söylemek istediği bir şeyler var eminim ama sonuç aynı şeye çıkıyor. İnşallah daha güzel günlerde buluşacağız. Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı saran hastalık nedeniyle yüz yüze yapamadığımız bu törende pandemiye dikkat çekmek amacıyla öğrencilerimizden maskelerini takmalarını rica ediyorum. Bu arada birkaç fotoğraf çekimimiz olacak.
Daha sonra benim geri sayımım ile maskelerimizi atacağız ve mezuniyet törenimizi bu şekilde bitireceğiz. Bu esnada ekranda öğrencilerimizi görmek adına öğretim elemanlarından kameralarını kapatmalarını rica ediyorum. Sadece öğrencilerimizi alacağız ekrana. Evet. Şu an Songül Ateş, seni de görebilirsek maskeli olarak. İnşallah maskeleri çıkardığımız, yüz yüze görüşeceğimiz günler gelecek diye temenni ediyorum. Evet, 2020-2021 yılı mezunları hazırsak 5, 4, 3, 2, 1. Öncelikle ailelerinizi tebrik ediyorum. Sonra sizleri. Mesleğinizi en güzel, en iyi şekilde icra edeceğiniz bir meslek hayatınız olmasını temenni ediyorum. Hepinizin yolu açık olsun diyorum. Katılan tüm herkese çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Herkese daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle.
sonlandırıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle.